Herkese selamlar arkadaşlar, ben Vahit, Kasarias Creed ve bugünkü videomuzda sizlere Mastery'i oynayacağım. Çok fena bir build yapacağız sizlerle beraber ve Mastery'yi yeni Haşmetli Hydra ile beraber oynayacağız. Şöyle ki birazcık araştırdım, şu çift vuruş var ya, çift vuruş yapıp düz vuruş W artı Titanic basınca bir daha çift vuruş yapıyorsunuz. Böyle değişik bir olay yaratmışlar. Hani yani çok şaşırdım ben, baktım millet nasıl oynuyor diye, gerçekten bu çalışıyormuş, bu şekilde yapıyorlar. Bir de Shojin alacağız arkadaşlar daha sonrasında. Shojin de şöyle bir eşya. Rakibe 4 kere vurduktan sonra hasarınızı her bir vuruşta %4 olmak üzere toplamda %12 arttırıyor yakın dövüşçüler için. Ve Mastery'nin Q'su 4 kere vurduğu için bir kere Q attığınızda direkt %12 otomatik fazla vurmaya başlıyorsunuz. Çok saçma değil mi? Shojin de çok güzel. Yani Haşmetli Hydra, Shojin ve Guinzo alacağız. İkinci eşya Guinzo oluruz bu arada. Bu şekilde maksimum hasara ulaşıp hem de bayağı da bir tanklaşmış olacağız. Sen nereye gidiyorsun kuzum? Videoya like attın mı? Gel bakayım buraya. Eyvallah. Neyse bakalım, bir antren modunu da deneyeyim dedim. Ben Shojin'de Mastery videosu yapmak istiyordum. Sonra biraz araştırdım işte. Aa, bunlar harbi kafayı yedi. Ben sizi almam. Ya, almıyorum ya. Trip atıyorum kuşlara. Shojin'le Mastery videosu yapmak istiyordum dediğim şekilde, hani Q'da %12 fazla vurduğu için. Sonra birazcık araştırdım. Bu düz vuruş, W düz vuruş artı Haşmetli Hydra kombosuyla iki kere çift düz vuruş atıyor pasiften. Tabi ben mükemmel bir Mastery oyuncusu değilim belki. Millet köpek gibi 5 milyon Mastery'si olan adamlar var. Çok oynuyorlar bu oyunu. Ama elimden geldiğince yapacağım bakalım yani arkadaşlar. Güzel olacak. Şimdiden yerlerinizi alın. Çayınızı kahvenizi kapın abi. Güzel yayın gibi mis gibi videomuz olsun. Tekrardan demiş olalım. Keyifli seyirler. Devam. Şimdi Mastery bence güçlü bir şampiyon. Yalan yok. İyi oynayanı güçlü ama. Bu arada bu çift vuruş attığınızda bir tane düz vuruş veriyor. W düz vuruş Titanic. Aynen. Çalıştırıyor tam dediğim gibi. Çok iyi olacağız ya. Ormanı da bakmayın hızlı dönüyor. 3.30'da tertemiz bir clear attı yani. Eyvallah. Mastery oynanır arkadaşlar şu an. İyi bari. Yani belki keser bizimki de, yani burada benim yapacağım bir şey yok. CC yemekten gına geldi lan. Ne kadar CC atıyorsunuz bana? Hadi. Hadi. Ha çok zor. Rel jungle. Bana var ya, rel aldığını pişman edeceğim seni. Akalede üzerime flash atıp beni kesti. Yani yapacak bir şey yok o adama. Dur bakalım, şurada rel'i falan kesersem mükemmel olur da, adamın smite'ı var. Hızlıca alacaktır. Ama belki yakalarız. Bakayım. Yat lan aşağı. Hem skatını da aldım hem seni kestim. Hadi bakayım. Bak bak, bir anda moraller yükseldi bende. Keyfim yerine geldi. Devam. İlk eşya Titanic alacağız bu arada. Komboyu güzel güzel yapmak için. Daha sonrasında da Guinzo olacağız. Titanic'in bu arada olayı 10 hit etkisi. Yani düz vuruşları 10 hit hasar olarak sayıyor. Guinzo da Titanic'le beraber birleşiyor. Burası biraz sıkıntı mı? Asla ve katiyen değil. Devam edelim. Mastery farm çağır arkadaşlar. Yani Mastery'de olabildiğince kaynak almanız lazım. Ya farm alacaksınız ya da rakibi kesip öleceksiniz. Yani olayı bu birazcık. Millet gidiyor işte kule altına giriyor, kesiyor, ölüyor. Maksat yani kaynak alsın, altın alsın. Eşyaları aldığında taşıyor zaten şampiyon. O tipi Mastery'lerden gördüm ben de. Hani West'te, Challenger'da falan bile bir sürü Mastery vardı geçen sene. Ben Challenger'ken rank 1 olmuştu bir tane Mastery oyuncusu. Yani sadece Mastery oynayarak Challenger birincisi oluyor, düşünsenize. Yani millet bana soruyor, abi ne şampiyon oynamalıyım işte lig atlamak için. Her şampiyon iyi abi. Yani tabi bazıları über kötü de, çoğu şampiyonu diğer insanlardan daha iyi oynadığın sürece lig atlarsın yani. Bu arada burada bot lane'e gank ya da ejder düşünüyorum. Ki ejderi alamazmışım. Ama bot lane'e gank sarar. Şurada kendimizi göstermeden gelelim. Tut birini. Yüz vuruşumu iptal ettim. Çok güzel. Güzel. Ben burada ejder alayım. Mastery'nin olayı bu arkadaşlar. Yani düz vuruş, W düz vuruş yaparsanız bir vuruş daha atıyor. Şöyle tak. Yani
W'nuz düz vuruşunuzu resetliyor. Zaten anlattığım muhabbet şeyde hani çift düz vuruş yapma muhabbeti de oradan kaynaklı. Pardon, çift pasif muhabbeti de oradan kaynaklı. Yani pasif vuruyorsunuz, düz vuruş W düz vuruş, bir de titanik de düz vuruşunuzu resetliyor. Öyle çift pasif vuruyorsunuz. Ben onu hiç denemedim bile antrenman modunda. Az önce internetten gördüm, şimdi deneyeceğiz. Alalım da bir bakalım. Şimdi yavaştan base'e de gitmem lazım. Ama Haşmetli de bayağı pahalı bir eşyaymış. Çüş ya. Adam direkt ayakkabısını çekmiş bir de Pezocan. Akali kaç? 6 level. Yani ben buraya çok vuramadım. Vurmak istemedim yani. Lux da geliyor abi. Ben fazla mı korku oynadım? Evet. Ama problem değil. Tamam. Gitsinler ya base'e. Ben adamın ormanını çalayım abi. Aha, burada ormanı yokmuş. Tamam, Gromp'unu çalayım. Ya all in atabilirdim adamlara da. Ultim açık değildi. Böyle bir korkarak oynadım. Fazla mı korktuk? Yok, fena değil ya. Sıkıntı yok abi. Merhaba. La yok artık. Nereden gördün beni? Neyse, bunu ben alırım. Ya çık şuradan, dive atacağım şimdi kafana ya. Aa, Natulius yokmuş. Bu arada burada base atmak bayağı sakıncalı. Adamlar sanki bana geliyor gibi hissettim derken. Ben bunlara dive atmadan buradan çıkmak istiyor muyum? Sanırım istiyorum. Yapacak bir şeyim yok. Yani dive atardım atmasına da çok geç kalacağım. Çok beklersem bir sonraki wave'i. Yani Natulius'un base'de olmaması lazımdı açıkçası. Devam. Ayakkabı tercihi. Büyük ihtimalle saldırı hızlı ayakkabıları alırım ama burada bir Merkür'ün adımlarını falan tercih edebiliriz gibi geldi bana sanki. Şunun yerine aslında bir saldırı hızını alsa mıydım? Bu ilde de Kovsep'ten gördüm. Shojin almıyor, normal kasıyor. Guinza'dan sonra ne mahvolmuştu falan kasıyor. Hani şey, bizim bu ildimiz olacak biraz Shojin. Kovsep'te bilenler illa vardır yani. Adam hayatı boyunca Mastery oynamış birisi. Sadece hangi ayakkabıyı aldığını hatırlamıyorum ya. Vallahi hatırlayamadım. Ay, çalamadık. Urgot'umuz güçlü ya. Urgot baba, gel de şunları alalım. Bunları alayım. Adam Skatıl'ı çalmış hemen. Skatıl'ı almasını istemezdim ama yapacak bir şey yok. Yok yok. Kaçamadım ya. Adamlar var ya, beni direkt yedi anasını satayım ya. Urgot niye öyle direkt tek yedi abi? Flash'ı var, ultisi var. Kaçsaymış ya adamda ya. Benim hasarım daha oturmadı abi. Ben bir de böyle bir şurada korkak oynadığım için bir tadım kaçtı. Bir daha öyle korkak oynamayacağım. All in abi. Sürekli saldıracağım adamlara. Zaten öyle olması lazım da. Şimdi kafası geldi. Bir de Rell de çok güçlü jungle'da. Çok hızlı orman dönüyor. Bak, hemen almış ormanı. Şunu alalım da redimiz olsun. Sonra dalalım adamlara. Geliyorum abi. Geliyorum, 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 geliyorum. Dive atılabilir mi? Atılamaz. Bot lane'e gidilebilir ama. Dur bakayım, dive'a gidiyoruz gibi. Takım bir şeyler istiyor. W'su var öyle. Dive atması kolay değil ona. Biz en iyisi... Adamların ormanına da giremiyoruz. Ben anlamadım. Helal. Tamam, W'dan sonra ölür o. Ya gebersin ya. Sabahtan beri ne yaptıkları belli değil adamların. Zaten Akali peşimden ayrılmıyor. Sülük gibi yapıştı. Ona ayrı bir ayar oldum. Dikkat etsin bu çocuk bu arada. Farm yapalım. Devam. Ben eşyalarımı alayım, göstereceğim onlara. Seni sanırım base attığımızda alacağız. Şuraları da bir döneyim. Aynen. Topa dive atamayız. Ya dive atarız aslında topa. Ultisi yokmuş ama ya. Urgot'un ultisiyle güzel olur diyecektim de ultisi yokmuş paşamın.
Ya ultin olmadığı için dive zor kankam. Yani buraları sana öyle bedavaya ittirmeyeceğim bu arada. Ya en azından Urgot TP atsın buraya, buradaki wave'i tutsun istiyorum yani. Bunu geç, base attırdık adama. Yani oraya ittirip base atmak isteyecek. Bizim Urgot TP atıp yakalayabilir, bakayım. Ha güzel. Çok güzel oldu bak. Şimdi adam base'e gidemiyor. Burayı ittirmek zorunda. TP at kanka hadi. Minyon atması lazımdı. Devam. Bastım ultiyi, basmam lazım. Gördünüz bu komboyu. Laps laps laps. 3 tane düz vuruş kombosu. Devam. O, onu şimdi sizlere göstereceğim. Bir dakika bak. Çift vuruşum var. Yani pasifim bir kere daha çıkardım. Gördünüz mü? 2 kere pasifim çıkmış oldu. Bu şekilde. Yani 2 kere pasif atma kombosu. Titanik'le. İyiymiş. Titanik sayesinde de zaten tanklaşıyoruz. Şurada bir daha deneyelim. Pasif varken mesela. Bir daha pasifim geldi. Nice. Bence ejderi alalım artık. Ups. Ejderi alırsak ejderlerin üstünlüğüyle oynarız diyeceğim de bizim takım dive'a kadar girmiş. Yok. Onu biri alsın kanka. Aynen. Aynen şu an flash attın kardeşim. O adamları kovalayamam. Lux'ın Q'su var yani. Lux beni direkt keser. O yüzden kovalamayacağım arkadaşlar. Aa bak geldi direkt paşa. Bu bir değişik oyun ya, Akali oyunu ya. Akali de şampiyon olarak bayağı güçlüymüş. Maç biraz zorlu devam edecek de bence hallederiz. Bir yandan Caitlyn'in build'ini de takip edeceğim. Adam one shot Caitlyn oynuyor. İlk vuruşu da onun build'ine de bir bakalım, merak ettim ne yapacak adam. Ne biçiyor oğlum? Mastery'yi. Bu arada rünlerimi maçın başında göstermedim. Sol altta gördüğünüz rünlerle girdim. Ulti şapkası aldım. Normalde bu ulti şapkası yerine hareket hızı alıyorlar. Haberiniz olsun. Hareket hızı oynayabilirsiniz. Ama ben ulti şapkası alıp pası ultiyle milletin üstüne koşmalı bir şeyler yapacağım. İşte ayakkabı artı Guinzo ile de 2.5 saldırı hızını yakalıyoruz zaten. Oh. Ne güzel vuruyoruz ya. Ben beğendim bunu ha. De işte maçı taşımam için sanırım birazcık büyü direncine ihtiyacım olacak. O da büyük ihtimalle Jakşo olacak. Yani aklın sonu da olabilir ama Shojin'den sonra Jakşo eşyasını almayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Şimdi bir sonraki base'de Guinzo'yu bitirmeye bakalım. Şu eşyadan mı bitiyordu? Yok, nereden bitiyor lan? Bununla. Oo, çok pahalı lan eşyalar. Vallahi çok pahalı. Mastery'yi oynarken rakiple aranızda fark yaratmak işte için işte Q'nuzla skill'leri dodge'luyorsunuz. W ile işte hasarı tutuyorsunuz. Ne bileyim böyle ufak ufak şeylerden güçleniyorsunuz, haberiniz olsun yani. Yani şampiyonu fark yaratarak oynamanız lazım. Ha dediğim gibi ben o tipi master değilim hani. Bunlar biraz o tipi işi. Ama bakacağız. 200 golda eşya bitti. Ben bayağı güçlendim şu an Ayaküstü. De fightları da kaçırmak istemiyorum çok fazla. Biraz farmda kaldık. Bu adamı kesecek hasar benden çıkmaz valla. Deneyelim mi? Hadi. Ne tatlı vuruyoruz lan adama.
Adamı var ya biçtim biçtim. Hızlı base. Oraya yardım edemem. Guinzo'yu almam lazım. Ayakkabı çok önemli aslında. Ayakkabıyı erkenden bitirmek lazım da eşya bittiği için almadık. Bir sonraki eşyamız olabilir. Saldırırız ayakkabımız yerine başka bir ayakkabı da tercih edebiliriz. Bir Merkür'ün adımları sanki işimizi bayağı bir kolaylaştırır gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aa, ben çok uzağım hep fightlara ya. Bizimkiler mi çok fight istiyor? Vallahi bir tık bizimkiler çok fight istiyor. Orada bizim bir sıkıntımız yok yani. Base'deydik. Dört kişi midde. Mid kulesini birinin koruması lazım. Ben buradayım. Midi tutabilir miyiz? Akali gidiyor. Mide vurmayacaklar mı? Mide vuracaklar abi. Selamun aleyküm kardeşim. Merhaba. Adamı biçiyor biçiyor. Neredesiniz lan? Tamam iyiyim. Ben kaçar. 12 level olmaya gidiyorum. Bu il çok küçüğümüş ya. Aynı bu iki eşyayı benim aldığım sırada alıyor. Concept. Yani Concept'te o tipi masayı demiştim. Adam da böyle oynuyor. Bunun üzerine boturk moturk falan alıyor normalde. Biz şimdi Shojin alacağız. Hasarımızı arttıracağız. Üzerine Jakşo alacağız. Biliyorsunuz ki Titanic yüzünden can kasarsam Titanic'in hasarı da artıyor. Shojin hem bizim hasarımızı %12 arttıracak 4 vuruşa ya da 1 Q'ya. Hem bizi tanklaştıracak hem de yeteneklerimizin bekleme süresini kısaltacak. QWE'nin. O yüzden çok OP bir eşya. Tutarsan gelir bir ulti patlat istersen diyeceğim de. Bakayım. Seni var ya yedim yedim gel buraya. Onu bir hareket hızı almam lazım. Hohoho. Neymiş ya bu böyle? Neymiş bu böyle yani? Ona da gelmemi istiyorsun sanırım. Biraz fazla hızlısın Natulius. Tadını çıkaralım bu oyunun. Bak. Sen kimle oynadığını biliyor musun? Biz sezon 2'de sen bu oyunu bilmiyorken oynuyorduk Master'i aslan. Eskimeyin. Ne diyorsun ya? Ya her seferinde şaşırmam çok normal çünkü ben Master'i oynamıyorum. Sezon 14'te de yani bu şekilde hiç oynamadım yani. Gerçekten şaşkınım. Natulius, honorumu sana atacağım. Teşekkür ederim bebeğim. Adamsın. Adam benim için mavi tutmuş. Şimdi ayakkabıyı çok almak istiyorum ama ayakkabılık bir durumumuz pek yok. Para yok. Shojin alacağız. Başlarım ayakkabısına ya. Titanic Hidre oto atak iptali çok OP'ymiş lan Master Yi'de. Şimdi 9 saniyemiz var. 9 saniye içerisinde buradan karşıya geçip alameti açıp içine biner miyiz? Deneyeceğiz. Huhu, açtım lan. Açamayacağım sandım. Geliyorum. Gwen kaç oradan. Gwen kaç geliyorum. Aa, döndür lan. Annesini sattığımın yarıda kaldı hevesim. Ya Nunu olsa dönerdi oradan ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Devam edelim bak. Bak Shojin'in yükleri aşağıda yazıyor arkadaşlar. Bakın bir Q atacağım. Gördünüz mü? 4 yük. Otomatik %12 fazla vurmaya başlıyor çar. Çok OP yani. Ayrıyetten bekleme sürelerim düşüyor. QWE'nin. 300 can 55 AD 20 yetenek hızı. Fena fena. Bu arada yarık gökyüzü eşyası da alıyor Kovsev. O da güzel oluyor Master'ye. Hani ben böyle çeşitlerini söylüyorum. Siz isterseniz çeşitlendirebilirsiniz diye. Şu an mesela çok güçlüyüm. Evet ama herhangi bir defansif eşyam olmadığı için. Hani yakalansam ölürüm diye düşünüyorum yani. Aldın onu kanka. Benim görevim var. Bir dakika.
Tamam. Yattan aşağı. Challenger W'su. Tamam, işe yaradı, iyiyim. Fazla gaza gelmeyeyim. Bir anda gazımızı çekecekler ipimizi, öleceğiz ha. Bu arada yeteneklerini anlatmadım ama Master'in yeteneklerini benden iyi biliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Q'su 4 vuruş atıyor, adamın yanına gidiyor, görüyorsunuz. Yönünü siz seçiyorsunuz. W'da can dolduruyorsunuz ve W basılıyken daha az hasar yiyorsunuz. Bak diyor %90 daha az hasar alır. İlk 0.5 saniye %90 az hasar, 0.5 saniyeden sonra %45 az hasar alır diyor W basıyorken. O yüzden bas check yapmak mesela orada bayağı hasarı azalttı az önce. Onun dışında E güçlendiriyor. 100, yani 100 gerçek hasar vurumumuz sağlıyormuş saldırılarım. Bu Q'ya da geçerli olması lazım. Ultimizi de hızlandırıp saldırı hızı veriyor ve yavaşlatma etkilerini uygulatmıyor bize. Şu çift vuruş olayını yapalım. O yetmedi ya. Şimdi bundan sonraki eşya diliminde arkadaşlar. Ayakkabıyı zaten almadık. Almamız lazım da şu experimental hexplate eşyasını bile alabiliriz ha. Vallahi yani saldırı hızı ayakkabılarını almadan. Benim build bu kadardı. Ben bu kadar göstermek için girdim. Bundan sonrası hani bir de Jack Show var. Ama Jack Show'dan önce bir tane daha. Aslında şu an Jack Show almak lazım da. Şu eşyayı alalım hadi bakalım. Bu bizim ultimizin bekleme süresini düşürüyor. Her ulti bastığımızda büyük ihtimalle ulti bittiğinde hemen yenisini basacağız. Sonra da bir de Jakşı oluruz. O bizi iyicene tanklaştıracak. Neredesin Akalican? Gel gel. Gelin oğlum, ben niye kaçıyorum? Q basamadım. Tamam. Burası biraz sıkıntılı mı? Ultim olmadığı için belki. Nice. 2.23 saldırı hızım var. Bak dediğim gibi ayakkabıyla yetiyor. Ayakkabıyı tank ayakkabısı alıp experimental hexplate eşyasıyla da oynayabilirsiniz şu. Oyunu bu arada İngilizceye yeni çevirdim. Haberiniz olsun. Tekrardan İngilizceye döndürdüm. İngilizce daha rahat ediyorum oynarken. Bir daha hoş geliyor kulağıma ya. Pentakill mesela. 5-5. Tırt. Yani gelseler bir baron alırız da. Adamlar surrender vermeli diyor. Bence de. Bence de vermeli. Bizim mastery kalın. Devam. Saldırı hızı ayakkabı aldığınızda da düşünüyorum şu an oyun içinde. Hani buna artık ihtiyaç kalmayabilir. Çok saldırı hızlı olacak çünkü, atıyorum öyle düşünelim. Bunun yerine ölümün dansı alınabilir. Anladınız mı? Mantıklı olur yani. Bu arada oyunun bitim noktasına ulaşabiliriz. Gel buraya. Ya sen... ben iyice alıştım bu çara arkadaşlar. Geldim. Oğlum hayırdır lan? He? Ne yapıyor oğlum Char? Gel lan buraya. Ağzımla çağırmışım Penta'yı. Penta kill. Sezon 4'ün ilk Penta'sı olabilir galiba, hatırlamıyorum. Almış mıydım? Adamlar bitirmek istiyor, derecelideyiz. Ben eşya alıp test etmek istiyorum sadece. Ölümün dansı alacağım ya. Saldırısı yeteri kadar var zaten. Ya da Jack Show alalım. Şimdi ölümün dansı alalım. Yani bu build'in sonunu şimdi düşünmeye başladım. Bu build'in sıkıntısı şu. Eşyaların hepsi çok pahalı. Jack Show eşyasını bilmeyenler için söyleyeyim. Jack Show eşyası arkadaşlar 300 can, 50 armor, 50 MR veriyor ve takım savaşında içine girdikten sonra 5 saniye sonra sizin bonus armor ve büyü direncilerinizi %30 arttırıyor savaşın sonuna kadar. Farklı bir dava. Ve böyle
videoyu sizlere anlattım, çok hoşuma gitti. Hani editsiz bir şekilde güzel bir oyun geçirmem hoşuma gitti. Eminim bu videoları seven arkadaşlar vardır editliden daha çok. Editli isteyenler ana kanala baksın. Burada da ayrı bir topluluk oluşturuyoruz. Sizden ricam sadece videoları şuza gidiyorsa destekleyin abi. Like'lar, yorumlar, bunlar destekler kanalı beni. Ben zaten yorumlara çok bakan birisiyim. Seviyorum yani sizin yorumlarınıza bakmayı falan. Cevap vermesem de okumuş olma ihtimalim yüksek oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi yavaştan oyunu bitireceğiz. Benim armor'um 175, MR'ım 140. Adamlar kaçsın kaçsın. Kaç oğlum, ne işin var orada? Sakın ha. Bak basarım ultiyi. Derin. Çok derine girdik. Bizim Urgot Baba oyunu bitirme kararı almış. Saygı duyarım. Bir de hasar tablosuna bakalım. 18-2-250 CS tam bir biçici. Mükemmel ötesi oyun ya. Vallahi şuraya bir tane de Master Yi gifinden falan ekleyesim geldi. O kadar bayılarak oynadım ya oyunu. Let's go. Natulius onlar atacaktım. Natulius. 33.003 hasar vurmuşuz ve girdiğimiz ürünler de bu şekildeydi arkadaşlar. Natulius gerçekten çok özür dilerim kardeşim. Ama iyiydi. Bir de şurada ne kadar heal atmışız, 20k ne kadar hasar almışız, 33k gayet iyi oyun arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse genel olarak like atmayı, abone olmayın diye hatırlatayım tekrardan. Burası yan kanal, büyük ihtimalle abone değilsin. O yüzden burayı dinliyorsan gözlerini aç, kanala gel, abone ol ve gidebilirsin. Kendinize çok iyi bakın. Benden bu kadar, kredi kaçar. Hoşça kalın.